Şimdi dış politikaya dair de Sayın Cumhurbaşkanı size sorularımız olacak. Tabii Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler kuşkusuz gündemde. Sayın Ahmet Hakan, sizinle devam edelim. Şimdi bu Yunanistan meselesi epeydir gündemde, sizin de gündeminizde. Sürekli mesajlar veriyorsunuz. En son bizim bir İHA'mız Yunanistan'ın hemen dibimizdeki Sisam ve Midilli adalarına Amerika'nın verdiği zırhlı araçları yerleştirdiğini tespit etti havadan. Fotoğraflarını koydu ortaya. Yani Lozan'a aykırı bir durum. Evet. Uluslararası anlaşmalara aykırı bir durum. Bir suçüstü durumu var orada. Siz sürekli ya bunu yapmaktan vazgeçin dediniz. Hatta sert mesajlar da verdiniz. Bir gece ansızın gelebiliriz dediniz. İşgal ettiğiniz bu adalardan çıkın dediniz. Yani yapmayın bu işleri falan dediniz ama dinlemiyorlar. Birinci sorum, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bir bunu bir cevaplayalım istedim. Lütfen. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler arasında, ülkeler arasında adil davranmıyor. Şimdi Yunanistan NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. Ama Türkiye de NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. Kaldı ki Türkiye'nin NATO'daki durumuyla Yunanistan'ın NATO'daki durumunun mukayese edilir yanı yok. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Yani 5. sırada, 6 veya 7. sıradayız. Neyle? Hem yaptığımız ödemelerle, hem kara kuvvetleriyle, verdiğimiz güçle NATO'da bu kadar önemli bir konumda olan bir ülkeyiz. Şimdi Amerika'nın bu adalara, gerek Midilli'ye, gerek Sisam'a bu kadar yüklü silah, mühimmat, araç, gereç göndermesi kabul edilir bir şey değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamandaki bunlara vermiş olduğu zırhlı araçlar da bunları buraya konuşlandırmaları filan, bütün bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi İHA'larla ne yapıldı? Tespit edildi. Tabii bunlarla tespit etmeye kalmadık. Amerikan zırhlıları nihayetinde bizi tehdit etmek için kullanılıyor. Ama bunlara sorduğunuz zaman ne diyorlar? Biz bunları Rusya için kullanıyoruz. Rusya için kullanacağız. Bunun için burada böyle bir şu anda konuşlanma yapmış bulunuyoruz. Üsler için diyorlar buna. Evet. Amerika'ya diyoruz ki Türkiye gibi bir defa bir müttefik bulamazsın. İşine geldiği zaman bunu böyle söylüyorsun. Yine Amerika'ya ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. Birleşmiş Milletler'e son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Durumdan haberdar edelim. Sonra bize şunu söylemesinler. Yani siz bizi haberdar etmediniz. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor. Ve görüşmeden de kaçıyor. Burada tabii bir şey çok çok önemli. Buralar biliyorsunuz hukuki ifadesiyle gayri askeri defa. Evet. Üsler, adalar vesaire. E şimdi biz burada uluslararası yargı yolunu bunların tıkadıklarını görüyoruz. Uluslararası hukuktan yanayım diyorsan neden görüşmeden, mahkemeden kaçıyorsun? Bu adaları bir defa silahlardan arındırmaları şart. Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi. Yunanistan'da 5+4 toplam 9 adet Amerikan üssü mevcut. Ve bizim Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Şu anda biz bütün bu olup bitenleri adım adım takip ediyoruz. Bugünkü zaten özellikle Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra yapmış olduğumuz basın açıklaması bunları içeriyor. Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının da ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika bu adımıyla adada bir de
silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Duramayız. Biz de ne yapıyoruz? Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu konuda bu adımları attık, atıyoruz ve atacağız. Asker ve silah sevkiyatı mı efendim? Hayır canım, asker olmalar en kolay. Bizim şu anda zaten açıkça söylüyorum 40 bine yakın bizim orada askerimiz var. Ama bunun dışında da şu anda orada bizim silah, mühimmat, araç, gereç vesaire bu konularda da hem kara, hem hava, hem deniz bütün bunlarla ilgili adımlarımızı da atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını herkesin bilmesi gerekir. Yani Amerikan ambargoyu kaldırması, Amerika'nın ambargoyu kaldırmasına karşı söylüyorsunuz bunu. Tabii o var ama Kıbrıs'la ilgili. Yani anlaşılan şu ki Amerikan ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da maalesef attığı adımlarla Türkiye sen ne yaparsan yap bunu diyor. Askeri özellikle liman, Dede Ağaç'a liman ve askeri savaş gemilerinin girecek olmasını nasıl değerlendirdiniz? Yani tabii doğal olarak Türkiye kamuoyunda çok tepkiyle karşılanıyor bu durum. Yani şimdi, Türkiye'ye tehdit mi? Savaş gemisi şimdi çünkü. Şimdi Lozan'a baktığımız zaman, Lozan'da bir defa buralar silahtan ari olan adalardır. Ama silahtan ari olması gereken bu adalara Amerika maalesef ne Lozan'ı dinliyor, ne bu noktada Paris'i dinliyor. Bunların hiçbirisini dinlemeden bu adımları attı adıyor. Sisam ve Midilli için söylüyorsunuz. Evet.